Merhaba arkadaşlar. Öncelikle onuru ve emeği için mücadele eden bütün iş arkadaşlarımı buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz 2018 yılında Haziran'ın 12'sinde Soma'da sıfırdan bir yeni sendika kurduk. Çünkü Soma'daki maden işçilerinin sıkıntıları büyüktü. Yeni bir sendikalaşmanın içerisine girmesi için Haziran 12'sinde biz de bir yeni sendika kurduk. Bu sendikanın iş yerindeki fiili olarak yöneticilerin hepsi de çalışmaya devam ediyor. Biz de iş yerlerindeki çalışma esnasındaki işçilerin sıkıntıları, sorunları hepsini detaylı olarak biliyorduk yani. Bunları anlattığımız halde işveren tarafından bundan bir iki ay önce bir kumbas kuruldu sendikanın yöneticilerine ve işten atmaya çalışıldı ve disiplin kurulu kuruldu. Biz de bu disiplin kuruluna sevk edildik. Bu disiplin kuruluna girdiğimizde içeride Türkiye Maden İş Sendikası'nın tamamen kendisinin oluşturmuş olduğu bir disiplin kurulu yönetimi vardı. Biz de bu içeri girdiğimizde disiplin kurulunu görünce karşımızda bunları görünce dedik ki size biz inanmıyoruz. Biz sizin ne kadar için haklarını, hukuklarını yediğini biliyoruz. Size saygı göstermiyoruz. Sizi de tanımıyoruz. İşverenle aynı şeyi ifade ettik. Size de asla dedik. Bu Sarı Sendikanı'nda işbirliğinizle dolayı da sizi de tanımıyoruz artık. Bizim aklımızda gereken neyse yapmanız için elinizden geleni ardınıza koymayın diyerek disiplin kurulu odasını terk ettik. Disiplin kurulu odasını terk ettiğimizde bize söylenen söz biz 2 saat bekletildik. 2 saat sonra yeniden bir disiplin kurulu toplanacağını ifade edildi. Biz de bu disiplin kurulunun hangi günü olduğunu sorduk. Ağustos'un 16'sına yeniden disiplin kurulu toplanacağını ifade etti. Biz de o güne dayanarak dedik ki o zaman o bekletileceksek bize bir belge verilmesini ifade ettik. Size bir belge veremeyiz. Yani bize mazeretsiz olarak işe devamsızlığından dolayı çıkış vermek istemişlerdi. Biz de dedik ki bu belgeleri almadan bu iş yeri terk etmiyoruz. Bizim Bağımsız Maden İş Sendikası'nın yöneticileri siz bu belgeyi vermedikten sonra biz de burayı terk etmedik diyerek nizamiye hepimiz hep beraber dinledik. Ve sosyal medyadan haberlerimizi oluşturmaya başladık. Aradan bir saat sonra baktık ki ellerinde belgeyle beraber koşarak geldiler. Hani bu belge verilmiyordu. Demek ki işçiler istediği zaman haklarını alabiliyormuş yani. Biz 16 Ağustos'u bekledik, o günü bekledik, gittik, disiplin kurulu toplanacak dediler. Disiplin kurulu gittim, odaya girdiğimizde disiplin kurulu yoktu. Sadece işverenin genel müdürü vardı, genel müdürle beraber oturduk. Haklı olduğumuzu ifade ettik. Sonuçta bize bir kumpas kurulduğunu söyledik. Bu kumpasın sonuçta işçilerin biz haklarını, hukuklarını tamamen bildiğimiz için sorunlarını görüyoruz. Çünkü daha bak 301 maden işçiden sonra daha hala şu anda madenlerde işçi arkadaşlarımızın katliamda kaybettiğimizi görüyoruz. Bu sorunları biz biliyoruz. Çünkü Sarı Sendika gibi biz özlemiyoruz. Çünkü biz bu sendikanın tamamen yöneticileri işçi. Bunlar gibi 15 bin lira, 20 bin lira maaş alan işçiler değil, alın teriyle, emeğiyle burada hem üretip hem sendika yöneten işçiler diyerek biz bu patrona aynı ifadeyi kullandık. Ve patron ondan sonra bize dedi ki, tamam haklısınız, siz sakin olun, bunları sizi karşılayacağız diyerek ifade ederek bizim boşta geçen sigortamızı, yemeğimizi hepsini tamamen ödediler. Ve işimize devam ettik. İşimizden devam ettikten sonra biz arkadaşlarımıza aynı şeyi ifade ettik. Arkadaşlar, sendika bizim işte kendi ürettiğimiz, kendi yönettiğimiz bir sendikadır. Asla seri sendikalar gibi patronun, devletin yönettiği bir sendika değildir. Bundan asla korkmayın diye ifade ettik. Şimdi Soma'da ciddi bir şekilde güçlü bir sendika haline aldık. Çünkü işçilerin yönettiği bir sendika. Asla devletin, asla patronların yönettiği bir sendika değil. 301 maden iş arkadaşımızın katledildikten sonra işten atılan arkadaşlarımız oldu. Bunların biri telefon esirmesiyle işten atıldı. Bunların tazminatları Türkiye Maden Sendikası tarafından ilk önce 24 taksite bölünerek bir prokodan imzalandı. O ödenmedi. Ondan sonra 36 taksite bölünerek yine aynı şekilde ödenmedi. Şimdi biz bu süreci görüyorduk. Çünkü bu egemen güçlerin asla bunların tazminatlarının ödenmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorduk yani. Biz de arkadaşlarımıza dedik ki, arkadaşlar bu Sarı Sendika, bu devlet, egemen güç dediğimiz tamamen kapitalist bir devlet gücüdür. Bu sizin tazminatlarınız ödenmeyecek. Bak biz bir yıllık sendikayız. Bu sizin haklarınız için mücadele edeceğiz.
Gelin birlikte sizin haklarınızı sorulmadan arayalım dedik. Ve iki defa Soma'da madenci arkadaşlarımızla birlikte eylem yaptık. Eylem yaptığımızda ilk eylemimizde TK'ya genel müdüründen randevu talep ettik. Randevumuzu birinci de kabul etti. Biz o randevu talep ettiğimizde dilekçemizi sunduk. Dedik ki bu 5 yıldan beri ödenmeyen tazminatları ödenmesini istiyoruz diye ifade ettiğimiz dilekçemizde gerekçeli sunduk. Ve dilekçemize cevap verilmedi. Biz şimdi ikinci bir yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu bizim talebimize cevap vermedi. Dedik ki biz dedik artık sizi kabul etmiyoruz TK'ya genel müdürüne. Biz dedik ki gireceğiz içeri. Bunu emniyet genel müdürüne de ifade ettik. Kaymakamlara da ifade ettik. Biz bu dilekçemizin cevabını bekleseye kadar biz bu içeri gireceğiz diye ifade ettik. Ve aynı şekilde o baskılara karşı yine içeri girdik. TK'ya genel müdürünün söylediği söz biz dedi sizin dedi tazminatta dedi mükellef olan bir kişi değiliz dedi. Zaten biliyoruz. Sizin bununla mükellef olmadığınızı da biliyorduk ama sizleri de tamamen kendi ağzınızdan duymak istedik. Bunu diyerek ifade etti. İş arkadaşlarımıza döndük ki dedik arkadaşlar bak burada bu şu andaki Tayyip Erdoğan dediğiniz kişi 3 defa Soma'ya geldi. Pardon Manisa'ya geldi. 3 defa sizin tazminatlarınızda birer parça yatırıldı mı? Yatırıldı. Hani bu patronlar yatıracaktı bütün tazminatları? Demek ki devletin burada kendi siyaseti için sizin emeğinizin üstünden geçirmeye devam ediyor. Biz de arkadaşlarımıza dedik ki arkadaşlar bunun artık böyle olmayacak. Siz 3 defa aldınız, Tayyip Erdoğan geldi 3 defa aldınız tazminat haklarınızı. Şimdi yapılması gereken şu, biz Ankara'ya gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz ki tazminatımızı tamamınızı alacağız dedik. Arkadaşlarımıza sizinle biz de varız diyerek şimdi 5 Kasım'da Ankara yürüyüşümüzü, Ekim'de Ankara yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Artık Türkiye'de işçinin, emekçinin kendi hakları için mücadele ettiği bir gücü ortaya koyacağız. Türkiye'de ikinci yürüyüşümüzü, madenci olarak ikinci yürüyüşümüzü başlatacağız. Asla Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Çünkü biz yer altına inen işçilerdik. Biz Allah'a sığındık bu zamana kadar, Allah'tan başka kimseden de korkmadık. Bu zamanlarda kimseden de korkmuyoruz. Çünkü bu sendikada bizim anayasal hakkımız, siyasi iktidar, kendi haklarımız. Asla kimseye kendi emeğimiz üstüne geçilmesi için boyun eğmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.